Merhaba arkadaşlar, Simurg Online Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. Ben Edebiyat Öğretmeni Nilgün Kölük. Bugün sizlerle 2. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir, 1980 Sonrası Şiir, Cumhuriyet Dönemi Halk Şiirini işlemeye çalışacağız. İyi dersler diliyorum. Evet arkadaşlar, 2. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir'de gözümüze çarpan önemli olaylar nedir? Toplumsal konuların işlendiği ve sorunların, toplumun ve bireyin sorunlarını eleştirel bir dille ele aldığını görmekteyiz. İkinci Yeni şiirinde ses, ahenk farklılaşmış, artık daha fazla toplumsal konulara yer verilmiş, dil sadeleşmiş ve açık bir anlatım, gerçekçi bir anlatım söz konusu olmaya başlamış. Şiir dili ve söyleyişlerinde aşırılıktan kaçınılmış, gerçekçi anlatımlara yer verilmiş. Ayrıca yine toplumsal konular sloganik bir dille dile getirilmiş. Toplumcu şairler geleneklerden faydalanmış, yani yeni bir şiir anlayışı oluşturmuşlar ama bunun yanında da yine geleneklerden faydalanmışlar. Şiirde içeriğe önem vermişler. İkinci Yeni'nin o sıkıntılı, karamsar anlatımından uzaklaşıp inanç, ümit, direnme ifade eden bu eksende şiirler meydana getirmişler. Şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmüşler ve toplumsal konuları ifade eden, toplumun öne çıkan isimleri olarak gözümüze çarpıyor bu isimler. Bu dönemin toplumcu şairleri arasında İsmet Özel, Nihat Behram, Ataol Behramoğlu, Refik Durbaş, Süreyya Berfe sayılabilir. Şimdi bu şairleri tanıyalım. Süreyya Berfe, Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun açtığı bir yarışmada Kasaba adlı şiiriyle birinci olmuş ve bu şekilde edebiyat dünyasına girmiştir. Daha önceleri ikinci yeni akımın etkisiyle şiirlerini yazarken daha sonra Nazım Hikmet'in eserlerinin yayımlanmasının serbest bırakılmasından sonra toplumcu şiir çizgisine kaymıştır. Anadolu'yu anlatması ve Türk şiirinin eski kaynaklarını dile getirmesi, kendi yapısı itibariyle de bir derviş tarzı sezilmektedir Süreyya Berfe'de. Sanatçının çocuk kitapları da vardır ve Gün Ola, Savrulan, Hayat ile Şiir, Seni Seviyorum, Umut Ufkun Dışında gibi şiir kitapları da mevcuttur. İsmet Özel 1963 yılında Yelken Dergisi'nde yayınlanan ilk şiiriyle edebiyat dünyasına adım atmıştır. Sanatçımız daha bu ilk şiire adım attığında toplumcu şairlerle birlikte o fikirlerde eserlerini verirken 1973 yılında yaşamında bir dönüm noktası olmuştur ve sosyalist düşünceden sıyrılarak fikri ve ilmi, ruhi değişim yaşayarak İslamiyet'e yönelmiş. Bunu da yazısına ve sanat hayatına yansıtmış. Bu dönemden sonra yazıları ve şiirleri İslami düşünce çerçevesinde devam etmiştir. Şiirlerinde kendini kolay ele vermeyen kapalı bir anlatım mevcuttur. Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Celladıma Gülümserken, Bir Yusuf Masalı, Erbain şiirlerin kitaplarından bazılarıdır. Üç Mesele, Şiir Okuma Kılavuzu, Taşları Yemek Yasak, Bakanlar ve Görenler, Surat Asmak Hakkımız, Cuma Mektupları, Tahrir Vazifeleri de eserlerinden bazılarıdır. Nihat Behram, 1972 yılında Gazetecilik Yüksekokulu'na devam ederken siyasi gerekçelerle tutuklanmış, daha sonra yurt dışına gönderilmiş, uzun yıllar sürgün hayatı devam ettikten sonra bir 17 yılın ardından ülkeye dönmüş ve yine yazar ve şair olarak hayatını devam ettirmiş. Hayatımız Üstüne Şiirler, Fırtınayla, Borayla Denenmiş, Arkadaşlıklar, Dövüşe Dövüşe Yürünecek, Hayatı Tutuşturan Acılar, Savrulmuş Bir Ömrün Işığında, Gün Işığı Yana Yana gibi şiir kitapları vardır. Ayrıca Gurbet, Lanetli Ömrün Kırlangıçları romanlarından bazılarıdır. Dar Ağacında Üç Fidan, Yılmaz Güney ile Yasaklı Yıllarda anı kitapları olarak karşımıza çıkmakta. Ataol Behramoğlu,
Gençlik döneminde daha çok Orhan Veli, Atilla İlhan ve ikinci yeni şiirinin ortak özelliklerini şiirlerinde görmekteyiz. Daha sonra gerçek kimliğini 1971'e kadar 65-71 arasında Papirüs, Şiir Sanatı, Yeni Gerçek, Yeni Dergi gibi dergilerde kendini göstererek yazın hayatına gerçek kimliğiyle girmiştir. Bu şiirlerde toplumcu şiir anlayışını görmekteyiz. Şiirlerinde yeni bir şiir biçimi ve tema hakim olmuştur. Çevirileriyle de dikkat çeker. Ayrıca edebiyat ve kültür üzerine yazdıkları antolojileri çeşitli dergilerde ve dergilerde yayınlanmış ve çalışma yazın hayatına bu şekilde önemli yazarlar arasına girmiştir. Yazı ana ve şiir türünde eserleri vardır. Bir Ermeni General, Bir Gün Mutlaka, Cesaret ve Kavga şiirleri, İyi Bir Yurttaş Aranıyor, Hayata Uzun şiir kitaplarından bazılarıdır. Can Yücel'e gelince, Can Yücel doğa, insanlar, olaylar, kavramlar, heyecanlar, duyumlar, duygular onun şiirine ilham kaynağı olmuştur. Yergi ve toplumsal duyarlılığın ağır bastığı şiirleri yalın bir dille kaleme alınmıştır. Şiirlerinde kendine özgü sözcükleri görmekteyiz. Ayrıca kendine özgü bir gülmeceyi lirizmle birleştirmiştir. Şiir, düz yazı ve çevirileriyle tanınır. Yazma, Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri, Can Feda, Kuzgunun Yavrusu, Kısa Devre, Çok Bir Çocuk şiirlerinden bazıları, Başka Gökler Altında, Yurdu Teninde Duymak, Gezi yazıları olarak yine karşımıza çıkıyor. Refik Durbaş, ikinci yeni esintisiyle karşımıza çıkıyor önce. Daha sonra kendine özgü benzetmeleri, kendine özgü tavırlarıyla da oldukça dikkat çeken şairlerimizden biri olmuştur. Anlam kadar biçime de önem vermiştir. Şiirlerinde pazar yerleri, işçi kızlar, çarşı, çay evleri gibi toplumsal, sosyolojik olayları toplum dünyasını yansıtan şair olarak tanınmıştır. Şiirinde günlük konuşma dilini ustalıkla yansıtmıştır. Sanatçının şiir dışında anı, deneme, antoloji tarzında eserleri vardır. Şiirlerini Kuş Tufanı, Hücremde Ay Işığı, Çırak Aranıyor, Çaylar Şirketten, Nereye Uçar Gökyüzü, Siyah Bir Acıda, Bir Umuttan, Bir Sevinçten, Geçti Mi Geçen Günler, Menzil isimli kitaplarda görüyoruz. Bir Yazılmaz Bir İstanbul, Yasemin ve Martı'da Gezi yazıları olarak karşımıza çıkıyor. 1980 ve sonrası şiir içinde söyleyebileceğimiz en önemli şeylerden biri şudur ki, edebiyat dünyasında bu dönemi, bu yılları kayıp yıllar olarak adlandırılır. Kapalı, karmaşık bir şiir anlayışına ilgi duyan şairler yeni imgiler yakalama gayretleri vardır. İkinci yeni şiirine özgü uzak çağrışımlar yeniden gündeme gelir. Şiir düz yazıya daha çok yaklaşır. Bu dönemde imgeci şiir, anlatımcı şiir, folklorik ve mitolojik şiir, mistik ve metafizikçi şiir gibi çok farklı şiir anlayışı görülür. Buradan da anlayacağımız gibi bu dönemde belli topluluklar, belli grupları görmemekteyiz. Her şair kendine has, kendine özgü bir dünya, bir şiir anlayışı benimsemiş ve o şekilde ilerlemiştir. Varoluş şiir aracılığıyla sorgulanmıştır. Geleneği reddetme değil, gelenekten faydalanma yoluna gidilmiştir. Şiire şiir olma dışında bir ödev yüklenmemiştir. Şiirin esas konusu bireydir, anlayışı hakimdir. İçerikten çok söyleyiş ve yapı önemsenmiştir. Bu dönemin önemli isimlerine bakalım şimdi de. Hüseyin Atlansoy, şiirlerinde aşk, ölüm, çocuk, medeniyet, şehir temalarını işlemiştir. Mistik ve metafizikçi şiir anlayışıyla şiirlerini kaleme almıştır. Kendine özgü ve ironiyi ustalıkla kullanan bir anlatımı vardır şiirlerinde. Şiirlerinde okuru şaşırtmayı sever. İntihar İlacı, Kaçak Yolcu,
şehir konuşmaları, balkon çıkmazında efendilik tarihi, ilk sözler, karşılama töreni, su burcu eserlerinden bazıları. Sedat Umran, Ahmet Haşim'e hayranlığı ile bilinir. Başlıca özelliği ise eşyanın metafiziğine, şiirlerine yansıtmasıdır. Bilinçaltının acılarını, üzüntülerini dışa vururken eşyanın metafiziğinden yararlanmıştır. Benin ızdırabını ve eşyanın iç dünyasını yansıtan Leke adlı kitabı ile edebiyat dünyasında tanınan şairimizdir. Meşaleler, Leke, Gittin Denizlerime Taş Atarak, Kara Işıldak eserlerinden bazılarıdır. Haydar Ergülen, klasik ve çağdaş şiirin bütün birikimlerini ustaca özümseyen önemli bir şairimizdir. 1980 sonrasının önemli, öne çıkan, önde gelen şairlerinden biridir. İmgeci bir dil benimsemiştir. Müzikaliteyi şiirlerine ustalıkla uygulayan önemli bir isimdir. Şiirlerinde çağrışım zenginliği vardır. Ayrıca yazdığı şiirlerini ve denemelerini güzel söz kardeşliği olarak ifade etmektedir. Klasik ve çağdaş şiire hakimdir. Ayrıca temaları ölüm, yalnızlık, yabancılaşma ve varoluştur. Eserlerinden bahsedelim. Karşılığını bulamamış sorular, Sokak Prensesi, Sırat şiirleri, Nar, Ölüm Bir Skandal, Kırk Şiir ve Bir, Karton Valiz, Üzgün Kediler Gazeli, Hafız ile Semender sayacağımız eserlerinden birkaçıdır. Enis Batur, Eskişehir'de doğmuştur. Müzik ve sinema eleştirileriyle sanat hayatına atılmıştır ve birçok televizyon programı yapmış, birçok dergide çalışmıştır. Şiir ve düz yazı türünde eserler vermiştir. Sarnıç, Abdal Düşü, Perişey, Neyin Nesisin Sen, Nil, Kandil eserlerinden bazıları. Buradan bir soru çözelim biz. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? İkinci yeni sonrası toplumcu şairler geleneksel şiir anlayışından yararlanmak ister. Evet, az önce sözünü ettik. İkinci yeni sonrası toplumcu şiire inançlı, dirençli bir sesin hakim olduğu, ikinci yeninin karamsar tutumunun yerini ümidin aldığı görülür. Evet, bu da doğru. 1980 sonrası şairler geleneksel şiiri tümüyle reddeder, yerleşik şiir anlayışlarına her bakımdan tepkilidirler. Buradaki yanlışlık bariz bir şekilde ortada. Çünkü 1980 sonrası şairler geleneklerden yararlanmayı ister. Dolayısıyla yanlış cevabımız C. Diğerlerine de bakalım. Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy 1980 sonrası şiirin önemli temsilcilerindendir. Evet. İkinci yeni sonrası toplumcu şiir denince akla İsmet Özel, Süreyya Berfe gibi isimler gelir. Bu da doğrudur. Bizim burada bilgi yanlışı olan şıkkımız C şıkkı olarak gözümüze çarptı. Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet sonrasında halk şiirinde şöyle anlatabiliriz. Halk şiiri Cumhuriyet'ten sonra da bir damar olarak derinden derine atmaya devam etti. Fakat konularında, temalarında bazı değişiklikler oldu. Ayrıca yine sade dil, hece ile eserlerini verme yine aynı şekilde devam etti. Fakat biliyorsunuz halk şiirinin özelliklerinden biri saz ile icra edilmesi. Bu dönemde bazı şairlerimiz, ozanlarımız saz ile şiirlerini icra ederken bazıları sazsız sadece sözle şiirlerini ifade etmişlerdir. Bu dönemin farkı olarak bunu verebiliriz ve bu dönemin önemli ozanlarını tanıyalım. En önemli ozanlarımızdan biri tabii ki Aşık Veysel. Aşık Veysel 20. yüzyıl halk şairidir. Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde doğmuş, orada büyümüş. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde, Cumhuriyet'in 10. yılında Ankara'ya gelerek şiirlerini icra etmiş ve böylece edebiyat alanında ve ülkede ününü sağlamıştır. Çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığı dolayısıyla gözleri görmeyen sanatçı sazıyla şiirlerini icra ederken
belli bir ezgiyle icra etmiş. Ayrıca şiirlerinde aşk, toprak, insanı insan yapan erdemler, hoşgörü ve kardeşlikten bahsetmiştir. O bütün toplumu kucaklayan bir felsefe oluşturduğu için de halk tarafından çok sevilen bir isim olmuştur. Aşık Veysel, Ahmet Kutsi Tecer tarafından edebiyat dünyasına tanıtılmıştır. Yine söyleyelim, insan şiirlerinde insan, tabiat sevgisi, hoşgörü anlayışı ve ölümden, dostluktan bahsetmiştir. Şiirlerinde sade bir Türkçe görülür. Halk şiirinin son büyük ustası olarak da değerlendirir birçok edebiyat taraftarı. Şiirlerini Deyişler, Sazımdan Sesler adlı kitapta toplamış. Daha sonra Ümit Yaşar Oğulcan tarafından Dostlar Beni Hatırlasın isimli bir eserle bütün şiirleri bir araya getirilmiştir. Dolayısıyla Aşık Veysel'in hayatında Ahmet Kutsi Tecer ve Ümit Yaşar Oğulcan'ın önemli bir yeri vardır. Aşık Mahsuni Şerif, Kahramanmaraş'ta doğmuştur. Alevi Bektaşi geleneğini sürdüren bir şairimizdir. Yalın bir Türkçe ile dönemin sorunlarını ele almıştır. Deyişleri birçok yabancı ülkede okunmuş, plaklara ve kasetlere alınmıştır. Burada Aşık Veysel ile ilgili bir soru var. Kendinden önceki şairler gibi zaman zaman aruzla şiirlerini kaleme almıştır demiş. Burada büyük bir yanlışlık, iki yanlışlık var. Birincisi, gözleri görmeyen şiirlerini sözle ifade eden bir sanatçımızdır. Dolayısıyla yazarak değil söyleyerek. İkincisi de aruzla yazmamıştır, heceyle yazmıştır. 7 yaşında gözlerini yitirmiştir. Evet, iç dünyasına çekilen şair insanı şiirlerinde önemli malzeme olarak kullanır. Evet, aşıklık geleneğinin son dönemdeki en büyük ustalarından biridir. Şiirlerinde aşk, yurt, toprak sevgisi alışılagelen bir söyleyişten uzak bir duyarlılıkla dile getirilir. Doğrudur. Yanlış cevabımız A şıkkı oluyor. Aşık Şeref Taşlıova, Aşık Şeref Taşlıova yine son dönemlerin önemli ozanlarından biridir. Yurt içinde ve yurt dışında birçok festival ve programa davet edilen bir sanatçımızdır. UNESCO'nun 1988'de hazırladığı Dünya Sanat dizisinde Türkiye'deki aşıklık geleneğini temsil etme görevi Aşık Şeref Taşlıova'ya verilmiştir. Şiirleri ve kendisinin kaleme aldığı edebiyatla ilgili yazıları birçok ansiklopedide ve antolojilerde yayınlanmıştır. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Gönül Bahçesi isimli bir şiir kitabını bastırmıştır, yayımlamıştır Aşık Şeref Taşlıova'nın. Aşık Murat Çobanoğlu son sanatçımız bu arada. 1940'ta dünyaya gelmiştir. 1966 yılından itibaren Konya Aşıklar Bayramı'na her yıl düzenli olarak katılmıştır. Artvin, Konya, Erzurum ve Muş'ta yapılan birçok festivalde, yarışmalarda dereceler almıştır. Özellikle atışma dalında başarıları vardır. Saza hakimiyeti, ulusal duygularının güçlüğü ve kendine özgü sesiyle ilgi çeker. Türkülü hikayeler anlatma konusunda başarılıdır. Çobanoğlu kendine ait türkülerin yanında başkalarına ait türküleri de ustalıkla gençlerimize aktarmış önemli bir isimdir. Bugünkü dersimiz burada sonlanıyor arkadaşlar. İnşallah yeni konularda bir arada olmak dileğiyle. Hoşça kalın.